Bey merhaba. Merhaba Gökmen Bey, tekrar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım sağlıklı geliyordur. Antalya'da hem Kaş'ta hem de Patara'da çevre konusuna duyarlı kesimleri ilgilendiren neler yaşanıyor, bunları ele alacağız. Biz çünkü Haberaktif Kriz Masası'nda bu konuları işlemeye özen gösteriyoruz. Daha önce Olimpos'la ilgili birkaç kez yayın gerçekleştirdik. Hatta Olimpos konusunda Olimpos'un içinde bulunduğu ilçenin belediye başkanı da yayınımıza çıktı. Ben söz veriyorum dedi. Böyle bir şey olmayacak dedi. Bir yapılaşma riski olmayacak dedi. Onun verdiği söz böylece kayıtlarımıza girdi. Kayıtlarımız da duruyor arşivimizde. Ama buna rağmen bir süre sonra Olimpos'la ilgili başka bir iddia üzerine biz tekrar yayın yaptık. Şimdi şu anda Kaş'taki bir yangını konuşacağız. Bu açıkçası işte böyle tepeden görüntülerine bakıldığında adeta hani sanki sipariş usulü yangın diye bir tabir vardır ya son zamanlarda ortaya atılan. Sanki adeta oraya bir yapılaşma yapmak üzere çıkarılmış yangınlar gibi bir görüntü veriyor. Ancak daha sonra bir açıklama da geldi. O mülkün Gazeteciler Cemiyeti, bu ama Türkiye Gazeteciler Cemiyeti değil, bu Ankara'daki Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilge'nin ifadeleri var. O işte cemiyete ait bir mülk dedi. Üçüncü derece doğal sit alanı. Yansa bile oraya otel yapılan, bu arada görüntüleri siz verebilirsiniz arkadaşlar. Yansa bile oraya otel yapılamaz çünkü özel mülk. Cemiyetin mülkü, yangından dolayı üzgünüz diyor. Elektrik kontağından çıktığı raporlandı ama yanan bölgeyi ağaçlandıracağız. Başka bazı örneklerden dolayı şüphe duyulması anlaşılır bir şey ama kimsenin endişesi olmasın. Oraya otel vesaire yapılmayacak, yapılmasına izin veremeyiz cemiyet olarak diyor. Bu arada şu anda izlediğimiz görüntülerde sağ olsun Kaş'tan Meral Çiyan Şenerdi'nin bizim için kaydettiği görüntüler ve bize gönderdi. Biz de Haberaktif Kriz Masası'nda kullanıyoruz. Teşekkür ediyoruz Meral Hanım emeğiniz için. Yanan alanın görüntüleri, yandıktan sonraki ilk görüntüler bunlar bu şekilde. Yusuf Bey, şimdi Nazmi Bilgin'in bu açıklamasını vermekle birlikte biz sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz. Nedir hem bu yangınla ilgili olarak hem de genel olarak Kaş'la ilgili durumda duyarlı olmamız gereken unsurlar neler? Evet, aslında öncelikle Çukurbağ Yarımadası Kaş'ın neredeyse hani kalbi diyebileceğimiz evet 3. derece doğal sit alanı olduğu doğrudur. Ancak zaten Çukurbağ Yarımadası'nda geçmişten günümüzde çok felaket derecede bir yapılaşma söz konusu. Yani aslında bu yangının olması için bir kasıt olması gerekmiyordu. Yani çok üzücü bir yangın. Yaklaşık 5 hektara yakın bir alan yandı, kül oldu. Bir özel mülk olduğu o da doğrudur. Ama geçmişte burayla ilgili yapılan pek çok hukuki davalar oldu, pek çok tartışmalar oldu. Çok uzun bir hikayedir. Buranın özel mülkiyete konu olamayacağına dair mahkeme kararları da vardı. Çünkü burası zeytinlik bir arazi geçmişte. Halen bazı tapu kayıtlarında zeytinli tarla diye geçer. Dolayısıyla geçmişte hazine ve ormana ait bir alan zaman içerisinde bir takım davalarla vesaireyle alan büyütülmüş ve 80'li yıllardan itibaren de yoğun bir şekilde yapılaşmaya açılmış. Burada hem yerel belediyenin hem de Sayın Nazmi Bilgin'in de açıklama yaptığıyla ilgili Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin burada bir tasarrufu olmuş. Yani alanın yapılaşmasının aslında önünü açan Ankara Gazeteciler Cemiyeti diyebiliriz bir bakıma. Çünkü hem yaklaşık 1200 dönüme yakın, 1200 dönümden biraz fazla arazinin sahibidir. Daha sonra parsellerini, yaklaşık 300 parsele kişilere de satılmış. Yani Kaş'ın son 30 yılda, son 40 yılda yavaş yavaş yapılan hikayesi biraz Çukurbağ Yarımadası'nda demiştir. Geçmişte Gökmen Bey böyle anlatır. Yani birazcık alanın doğal ve coğrafi yapısını kısacık anlatmak istiyorum. Çünkü bu önemli. Çukurbağ Yarımadası'nın hemen ucuna, yani bugün bölgeye Kaşlı yerli ağaçlarını götürürlermiş ve orada yetişen tür Sercivan, yani yerel alçalılığın içerisinde o iki türü
inanılmaz bir bal verirmiş yani. Ve arılar burada bütün ünlü dünya serciven balı elde eder. 80'li yıllardan sonra artan ve 2000'ler dönemde de artık doğruğa çıkan bu yapı ne yazık ki bunu yok etmiş. Yani artık serciven balı kaşlı arıcılar ne anlatmıştı? Artık bizim arılarımız Nis Adası'na geçiyorlar. Yani denize Nis Adası bugün yanan bölgenin kısmındadır. Yaklaşık 3 mil civarında. Yusuf Bey, bir şey diyeceğim. Yani hiç birbirimizi kandırmayalım. Şu anda sesinizde sürekli kesilmeler yaşanıyor ve anlattığınız çok önemli bir, yani o bölgenin doğal güzelliğine ilişkin, çeşitliliğine ilişkin çok önemli bir hikaye olmasına rağmen açıkçası şey yapamıyoruz, anlayamıyoruz ne dediğinizi. Arkadaşlarım son kez bir daha bir telefon bağlantısı kontrol etsinler. Olabilirse yapalım, olamazsa daha sağlıklı bir bağlantı kurduğumuzda deneyebileceğimiz bir şekilde ele alalım meseleyi. Tamam, yani telefon da kötü değil mi arkadaşlar? Anlayamıyoruz. Yusuf Bey, duyabildiniz mi beni? Ben sizi duyuyorum. Şu an biz net duyuyoruz sizi ama az önce sürekli kesintiye uğradı. Bir daha bir deneyin anlatmayı o bölgenin önemiyle ilgili. Evet, Çukurboğa Yarımadası Kaş'ın son yıllarda yapılaşan bölgelerinden bir tanesi. Yani sit alanı olduğu doğru. Ancak Gazeteciler Cemiyeti, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı'nın açıklaması, yani buranın yapılaşmasına izin vermeyeceğiz açıklaması aslında çok da gerçeği yansıtmıyor. Çünkü geçmişte çok yakın bir zamanda 2018 yılında cemiyetin kendi hazırladığı raporlarda da bu alanın geçmişte yeşil alan olarak terk edildiği ve yeniden imara açılması için bir takım imar planlarının hazırlandığını biliyoruz. Yani kendi raporlarında bu bilgiler var. Yani bugün yangın olması o bölgede aslında çok uzun yıllardır süre gelen bir yapılaşma ve imar baskısını da aslında ortaya çıkardı. Yani biraz daha görünür Yusuf olması. Yusuf Bey, tezinizi ve yaklaşımınızı şöyle özetlesem bilmiyorum, itiraz eder misiniz? Tamam, Nazmi Bilgin'in bu açıklamasını getirdik ekrana. Yani ilettik daha doğrusu burada. Mülk bizim diyor Nazmi Bilgin ve böyle bir mülkte de asla o yanan alanın işte yeniden üzerine bir takım binaların inşa edilmesine izin vermeyiz diyor. Orayı yeşillendireceğiz diyor. Ama anladığım kadarıyla siz de zaten o diğer mülklerin de diğer binaların da bulunduğu alanla ilgili olarak bir kaygınızı söylüyorsunuz değil mi? Yani onun daha en baştan itibaren yapılaşmaya açılmasıyla ilgili kaygılarınızı iletiyorsunuz. Bunun aykırılıklarına dikkat çekiyorsunuz. Peki bu endişeleriniz Kaş'ın geneli için de geçerli mi? Patara için de geçerli mi? Mesela Patara yılı ilan edildi ama nedir orada? Az önce Kaputaş plajının görüntülerini getirdik ekrana. Kaputaş plajı Türkiye'nin nadir güzellikteki plajlarından biri. Eşsiz bir renk. Buralarla ilgili genel olarak sorunlar var mı Yusuf Bey? Yeniden imara açma planlarının geri çekilmesi gerektiğini düşünüyorum ki yangın bize şunu da gösterdi. Çünkü yani çok tehlikeli bir alan. Nasıl rüzgarı güçlü olan bir bölge. Orada insanlar yaşamaya başladığında daha fazla nüfus yığıldığında o bölgeye en küçük bir kıvılcımda ki küresel ısınmayı, iklim krizini vesaireyi de göz önüne alırsa bu bölgede yaşayan insanlar açısından da büyük bir tehdit olacağını da öngörmek gerekiyor. Peki Patara ile ilgili, Kaputaş ile ilgili başka endişeleriniz var mı Yusuf Bey? Paylaşın. Bizim izleyicilerimizin belli ki önem verdiği yerler bunlar. Daha önce Olimpos ile ilgili yayınlarımızda izleyicilerimiz dikkatle takip etmişti. Dinliyoruz sizi. Çok özel bir antik şehri barındırır. Patara antik kentinin olduğu bölgeden bahsediyoruz. Çok uzun bir kumsalı var. Yani dünyanın en güzel kumsallarından bir tanesi. Ancak Kalkan'la işte Yeşilköy sınırlarına giren bir kısmı Patara'da bağlı olduğu Gelemiş köyü sınırlarında olan bölgede yani yalı bölgesi dediğimiz Akdeniz'e bakan o mavi koyların olduğu bölgede bir yapılaşma söz konusu son yıllarda. Bu alanlar tabii ki korunan alan. Yani Kaş bölgesi şöyle söyleyeyim size Kirkova'ya arasındaki bölge dünyada bölgeden bahsediyoruz. Ekosistemiyle, iklimiyle, bitki çeşitliliğiyle, deniz ve kıyı ekosistemiyle
sistemini muazzam bir bölgeden bahsediyoruz. Yani çok daha uzun yıllar zamana yayarak bu alanı koruyarak kullandığımızda çok daha hem bölge halkı için hem de Türkiye için büyük kazanımlar elde edilebilecekken çok kısa vadeli kazançlar uğruna bu bölge kaçak yapılaşmaya kurban ediliyor. Bugün Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da açıklaması vardı. Yani Antalya'da 400'ün üzerinde kaçak yapı tespit ettik. Bunun 266 da başta diyordu. Yani bu inanılmaz bir rakam. Sadece Sayın Bakan'ın açıkladığının ötesinde belediyenin verdiği bilgilere göre 2100 civarında kaçak yapıdan söz ediyoruz. Kaş ilçesi sınırlarında. Yani bunun yoğun yerlerden birisi de Patara duvarı. Tabii Patara hepimizin göz bebeği, bütün dünyanın göz bebeği olması gereken bir antik şehir. Pek çok yönüyle öne çıkan bir antik şehir. Ancak o alanı bütünden kopardığınızda, yani biz buranın küçük bir bölümünü koruyalım ama geri kalan belli bölgelerinde yapılaşmaya izin verelim ya da kaçak yapılaşmaya göz yumalım dediğinizde bu alanı bütünden koparmış oluyoruz. Çünkü Patara'ya su getiren su kemerleri vardır. Dağlardan su getiren kemerler vardır. Hemen o kemerlerin, ünlü su kemerlerin kenarında da yakınlarında da bir yapılaşma söz konusu. Kaş'ı ve bölgeyi bilenler, yani Likya coğrafyasını bilenler açıkçası çok hassas bu konuda ve yangından sonra gösterilen refleksler, tepkiler de bize bunu bir kez daha göstermiş oldu. Yani yetkililerin, ilgililerin, belediyelerin ve ilgili bakanlıkların burayı gözü gibi koruması gerekiyor. Bizler de bu süreci yakından takip ediyor olacağız tekrar. Biz de efendim sizin aracılığınızı takip edeceğiz. Konuyla ilgili bütün aktörlerin yaklaşımlarına yer vereceğiz. Yusuf Yavuz, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.